biraz kampüsümüzü göstereyim. İlkbahar da yaklaştığı için kampüsümüz yepyeşil, çok güzel. Şimdi size simülasyon laboratuvarlarımızın nasıl olduğu ile ilgili bilgi vereyim. Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Akdeniz Hemşehri'de benimle bir gün geçireceksiniz. Uzun zamandır böyle bir vlog paylaşmıyordum. Hazır simülasyon lablarımızla başlamışken size vlog çekmek istedim. Cerrahide konularımız bitti. Biz de laboratuvar derslerine başladık. Simülasyon laboratuvarları yapıyoruz. Vaka üzerinden onu canlandırıyoruz. Ben de dün refakatçi rolündeydim. Bugün de öğleden sonra öğrenci hemşire rolündeyim. Vaka yaptıktan sonra size deneyimlerimi de tekrar paylaşırım. Şimdi fakülteye geldim. Hazır dersimize de biraz varken vlogun girişini çekmek istedim. O şekilde bakalım nasıl olacak. Dün vakamız meme kanseri üzerinde mastektomi yapılan bir hastaydı. Bugün de kalp damar cerrahisinde bypass graft yapılan bir hasta üzerinden pre-op ve post-op dönemleri canlandıracağız. O şekilde şimdi post-op dönem olan hastayı canlandıracaklar arkadaşlarımız. Öğleden sonra biz pre-op olarak hazırlığını yapacağız hastanın. O şekilde canlandırma yaptıktan sonra size tekrar fikirlerimi de paylaşırım. Dersimizin başlamasına da az kaldı. O yüzden ben laboratuvara geçiyorum. Sonrasında görüşürüz. Çıktık işte, yaptık bir şey. Görmüyorum ulan. Evet. Kameranın karşısına konuşmak zormuş diye yaptık bir şeyler arkadaşlar. Nasıl zor? Ben çok kameraya yakışan bir insanım. Hiç zor değil. Evet arkadaşlar, az önce bildiğiniz gibi yine bizi şey yapıyordu. Ama ben elinden kamerayı aldım. Daha iyi yaptığımı düşünmüyorum az önce. Azra da yanında yeşili sevdi. Evet arkadaşlar, simülasyonla bundan çıktık. Post-op ameliyat sürecini gösterdiler. Arkadaşlarımız tiyatro yaptılar. Şimdi biz öğleden sonra pre-op dönemi yapacağız. O şekilde ben de öğrenci hemşireyim. Firdevs, düşüncelerini alalım. Bu lab simülasyonu nasıl buluyorsun? Verimli mi? Kendim farklı bir mesleğe atılmış gibi hissettim böyle. Sanki tiyatrocuymuşum gibi. Hemşire değil de. Yani. İyiydi bence. Eğlenceli baktım. Gülüyoruz, eğleniyoruz. Teşekkür ederim. Evet. Azra, senin fikirlerini alalım. Bu lab süreci nasıl? Kötü. Neden öyle buluyorsun? Sosyal aksiyetem var. Düşündüler ama bırakamadım. Ve zorlanıyorum. Kötü yani, gerek yok. Azra da klinik hemşiresiydi arkadaşlar. Deneyimlerini aktarmak ister misin bize? Deneyimleyecek bir şey yapamadım pek. Bu kadar. Nesrin, sen ne söylemek istersin? Benim çok güzeldi. Çok güzel geçiyor. Evet. Teşekkür ederiz. Sema, sen bir şey söylemek ister misin? Oryantı olmak çok önemli. Evet. Elif, senin düşüncelerini alalım. Merhaba, ben Elif. Bit Elif. Takip edin arkadaşlar. Bence güzel. Cerrahiye gitmeden önce bize bir alıştırma oluyor. Ben bayağı beğeniyorum. Şimdi de öğrenci hemşire olacağım öğleden sonra. Biz de Nesrin'le ikimiz de. Çok iyi çalıştık, inanıyorum ben. Dün de Elif meme SA hastasıydı. Hasta olarak deneyimlerini paylaşmak ister misin? Nasıldı hasta? Kötüydü açıkçası. Yani gerçekten o duyguyu hissettik. Ama bizim ilk laboratuvarımız olduğu için ben ilk hastaydım ve hani tam olarak odaklanamadık çoğu şeye. Ama yine de güzeldi. Eğlenceli geçiyor yani şu an. Hep böyle olsa keşke. Şeyden iyi, teorikten iyi. Elif'e düşünceler için teşekkür ediyoruz. O şekilde. Öğleden sonra tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. İnşallah tek parça halinde şurada bulunuruz. İnşallah. Öğleden sonraki dersimize daha 2 saat olduğu için yurda gitmeye karar verdim. Hem yurtta biraz dinlenirim hem de tekrar ederim öğrenci hemşirelerin ne yapması gerektiğini bypass graft ameliyatında. O şekilde şimdi size biraz kampüsümüzü göstereyim. İlkbahar da yaklaştığı için kampüsümüz yepyeşil, çok güzel.
dersimiz bitti. Yurda geldim. Yurtta da bugün 21 Mart olduğu için Nevruz kutlaması var. Ona hazırlık yapıyorlar. Bakın size de göstereyim. Böyle şurada ateş yakılacak galiba. Buraları süslemişler. Ama akşam biz bu kutlamaya katılmayacağız. Daha da güzel bir yere gideceğiz, Pinhani konserine. Öyle. Umarım güzel geçer. Şimdi size simülasyon laboratuvarlarımızın nasıl olduğu ile ilgili bilgi vereyim. Bizim dediğim gibi cerrahi konularımız bittikten sonra laboratuvar uygulamalarımızı yaptık. Laboratuvar uygulamalarımız da iki günden oluşuyordu. Birinci günde meme kanseri hastası oldu birisi. Sonra bir hasta oluyor, bir refakatçi oluyor, üç öğrenci hemşire oluyor, bir de klinik hemşiresi oluyor. Gruplarımız 12'şer kişi oluyor. Biz laboratuvarlarımızda yapıyoruz bu simülasyonları. Bir senaryo oluyor. O senaryoya göre yapıyoruz ama öncesinde tabii bize o senaryolar verilmedi. Sadece söylendi işte meme kanserinin mesela post-op döneminde neler yapılması gerektiğini yapacaksınız. Pre-op döneminde neler yapılması gerektiğini yapacaksınız falan diye. Hastayı işte gerekli sargıları falan sarıldı. Gerçekten o ortam hazırlandı yani. Sonrasında işte refakatçi gerçekten refakatçiymiş gibi davrandı. Mesela hastanede bize şey davranıyorlar ya, böyle refakatçiler çok bilmiş davranıyor. İşte siz bir şey bilmiyorsunuz, siz bir şey yapamazsınız falan gibi. İlk gün ben refakatçiydim. Açıkçası çok zorlamak istemedim öğrenci hemşireleri. Çünkü biz hastanede bu konuda gerçekten zorluyorlar bizi. Refakatçiler ya da hastalar daha bilmiş davranıyor. Sonra bizi yoruyorlar. Bizim bir şey bilmediğimizi düşünüyorlar ama halbuki biz eğitim amaçlı onlara yardım etmeye çalışıyoruz. Zaten başımızda klinik hemşiresi falan olmadan hastanede bir şey yapmıyoruz. Sonrasında öğrenci hemşireler uygulamaları falan yapıyor. Eksik kaldıkları noktada klinik hemşiresini çağırıyorlar. O yardım ediyor falan. Bu şekilde meme kanserinin pre-op ve post-op dönemlerini yaptık ilk gün. İkinci günde kalp damar cerrahisinde koroner arter bypass graft geçiren bir hastamız vardı. Ben ikinci günde sabah izleyiciydim. Post-op dönemde izleyiciydim, gözlemledim. Pre-op dönemde de ben öğrenci hemşireydim. O şekilde hastamız mesela işte soruyoruz, anamnezini alıyoruz, sonrasında vitallerini falan ölçüyoruz. Aynı hastane ortamında gibi bize ortam sağlanıyor. Zaten laboratuvarlarımız da hastaneye benziyor. Sedyelerimiz falan oluyor, hasta yatağımız falan. Her şey birebir aynı olmaya çalışıyor. Bizim için çok verimli bir uygulamaydı. Çoğu üniversitede yapılmıyor sanırım bu uygulama. Bizim üniversite bu konuda gerçekten başarılı. Şimdi hastaneye gidince mesela en azından bu konuda deneyimimiz olmasa da o ortamı bize yaşattılar yani hocalarımız. Çok güzel. İşte verimli bir uygulamaydı yani. Akdeniz hemşirelik düşünenler bunu göz önünde bulundurabilir. O şekilde cerrahi konularını bitirdik, lab derslerini bitirdik. Haftaya da şey olacak, bize her branştan hemşireler gelecek. İşte cerrahi hemşireleri, acilden hemşire gelecek. Sonra beyin cerrahisinden, kalp damar cerrahisinden, farklı farklı branşlardan hemşireler gelecek ve bize deneyimlerini aktaracak. Öyle. Sonrasında da vize haftası geliyor. Cerrahide vizede tüm konularımız çıkacak. Bu gerçekten bizi çok zorluyor. Yani her gün cerrahi çalışmaya çalışıyorum. Ama Ramazan olduğu için bir yandan da çalışamıyorum. Sahurdan sonra zaten uyuyup sonra okula git. Sonra okuldan gel, yorgun ol, yine dinlen. Böyle bir düzensizlik var. Uyku düzenimi bir türlü oturtamadım. Çok az uyuyorum falan. Umarım ders düzenimi de oturtacağım. Daha cerrahide konularım bitmedi. Sınava da 10 gün kaldı. Umarım yetişir ve hallederiz. Çünkü konuların çıkacak olması gerçekten çok kötü. Öyle. Bizim stajlar bayramdan sonra başlıyor. Bu gerçekten çok yoğun. Çünkü Ramazan'da yani oruçluyken okula gitmek bile çok zorlarken bir de staja gitmek düşünemiyorum yani. Öyle. Stajlarda da bol bol vlog çekerim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Akdeniz hemşirelik ile ilgili sorularınız varsa ya da başka şeylerle ilgili sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Hesabımı şuraya eklerim. Orada da aktifim. Orada da içerikler üretiyorum. O şekilde videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.